Nasılsın kardeşim, iyi misin? Çok iyiyiz. Yeni albümün yeni şarkıları. Harika. Filipler, kıyafet devam. De güzel olmuş bu sefer. Yine girecek misin abi? Yok, girmeyeceğim. Bu sefer, yapma gözünü. 2'de 2'ydi. 2'de 2 oldu. 3 artı. Ama bu sefer çok şık giyinmişsin. Çok teşekkür kendi ederim. Kendi tercihimi değil gibi. Kendi tercihim abi. Ben kendi tercihim. İlki de kendi tercihim. Babacığım, da kilo kendi. Vermişsin. Bir yakışıklılık gelmiş adama, bir şey teşekkür olmuş yani. Teşekkür ederim, sağ ol. Biraz dikkat ettik. Sana geldiğim programlarda da kilomla yine dikkat çekiyordum. Evet, bir ara hocam bayağı topan patlıcan gibi olmuşsun. Bayağı bir kilo. Ben de kendimi yakıştırmıyordum ama şimdi herhalde idealini bulduk. Sesin güzel, müziğin güzel. Teşekkür karizman ederim, güzel. Magazine karışmıyorsun. Bir ilişkini duymuyoruz. Bir şey haberin evet. Yok. Ne konuşacağım ben seninle bugün? Ne abi, ne konuşacağım bu adamla? Var mı sorunuz adama? Abi, belki derdime derman olursun. Evet. Bugün olabilir. Ne yapma? Bugün olabilir. Mesela hani ne yapmalıyım? O anlamda bana öğütlerde bulunabilirsin. Senin bu efendi popçu imajını biraz bozmak lazım. Bu programda. Bugün seyircilerimizle beraber Gökhan Tepe'yi nasıl bozabiliriz? Nasıl? Mesela dans ederken arkana 3 zenci getirebilirim. mutlaka kliplerde olması gereken. Yapmadığı şeyler değil abi. Şeylerden yapabiliriz. Gökhan, ne yapacağız bugün? Nedir planın, programın bugünle ilgili abi? Şarkı söyleyeceğiz bol bol. Evet. Fazla güzel şarkılarımız harika. Var. Hem geçmişten, bundan 15 yıl önceden başlayan şarkılarımızdan. Çok hem de güzel. Yakın zamandaki şarkılarımızdan. Bir Neşet Ertaş patlatırız ilerleyen dakikalarda. Neden olmasın? Bir Ankara'nın bağları yaparsın sen. Sen de çok seviyorsun türküyü. Bir de biliyorsun, konservatuvarda da ben hem sanat müziği hem halk müziği eğitimi aldım. İsterlerse, yani siz de isterseniz. Hepiniz isteyin, ben söyleyeyim. Ben çıkartayım. Gökhan'ın en büyük özelliği, yani kendisi de parça yapıyor ama onun bir arkadaşı var çok sevdiğim. Benim de Eskişehir'de radyodayken benim de çok sevdiğim arkadaşım, dostumdu. Sevgili Şebnem Sungur. Gökhan'la beraber parça sözlerinin çoğunu Şebnem yazıyor. Evet, yani son zamanlarda birkaç beden önce söz, Tanrım dert vermesin benim için benim söylediğim şarkılardan. Evet. Bir de tabii sevgili Ebru Gündeş'in seslendirdiği Beyaz. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Onun sözlerini de o yazdı. Onları da o yazıyor. Evet, harikadır Şebnem. Siz de çok iyi arkadaşsınız. Yaklaşık 3-4 senedir çalışıyoruz birlikte, güzel şeyler yapıyoruz. Evet, Şebnem'e de buradan selam söyleyelim. Ortak arkadaşımız Eskişehir'de de kader yoldaşım. İstanbul'a beraber bir trene bindik geldik Şebnem'le. Yani 1994'te karar verdik İstanbul'a gelip radyoda çalışmaya. Ve gerçekten hastayım, kusura bakmayın bu arada. Bu arada sevgili Gökhan, belki bir bilgin vardır bununla ilgili. Demet Akalın'ın söylediği, tabii ki biliyorsunuz. Yani, bilmez olur muyum? Roberto Türkan şarkısını biliyor mu? Türkan. Bu seneki... Türkan. No. Yok, hayır. Bu seneki en çok patlayan şarkı. Yani birinin... Belki söylersek hatırlayabilir. Evet, hatırlayabilir. Ton verseniz. Roberto'ya çeviriver, şöyle çevir. Türkan, ton verme. Ben ton verdiğince verirsiniz. Öyle önünüze gelen her yere ton vermeyin. Hayır. Ben atlayın desem atlayacak mısınız? En sevmediğim şey, olmadık yerde ton verilmesi. Misafirliğe gidiyoruz, yanında veriyorlar. Ton veriyorlar. Hiç hoş bir şey değil. Türkan şarkısını, bak bu sene Türkiye'de birinci olan en iyi parça seçildi. Evet. O parçayı Gökhan Tepe yazdı. Sözlerini Ayla Çelik yazdı. Ayla Çelik ben yazdı sözlerini. Parçayı ilk bana verdi. Ve ben kabul etmedim. Benim onun şansı. Yani o şans bence. Kabul etmedim. Ona rağmen hala geliyor programa. Bu ne ya? Abi bence orada böyle bir ne bileyim, bir basiret bağlanması, bir abi, evet. Bir şey oldu yani, ben de anlamadım yani. Parça çok güzel parçaydı. Bence Demet'in kısmetiydi. Çok da güzel oldu. İki de Demet söyledi. Çok güzel söyledi. Sevgili arkadaşım Demet. Bir ton versene. Roberto, parça... Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu? O Türkan yine öptürmedi. Ağzına sağlık. Sağ ol, beraber de güzel oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Harikaydınız.
Sen bu parçanın bu kadar patlayacağını tahmin ediyor muydun? Ya biz ilk başta aile bana sözleri getirdiğinde besteledikten sonra şöyle bir çok büyük bir enerji oluştu aslında. Hani arkadaşlarımızla paylaştık, birlikte söyledik. Sonra sana geldik. Evet, doğru. Sen dinledin, sen de aynı şeyi hissettin, ben ona eminim. Yani çok güzel bir parça, çok acayip bir parça, farklı. 2013 yılının en iyi şarkısı ödülünü alabileceğini tabii ben ilk başta hayal etmiyordum ama hani şarkının o bir şekilde büyük bir kitlelere ulaşacağından zaten emindim. İşte şarkı bende tabii yoruldu, pişti. Demet geldi. Olabilir, ödülü, bak. Ödülü tabii şey yaptı, kapı verdi. Bence ya. Ödülde senin de payın var abi. Var da işte Demet öyle düşünmedi ya. Neyse önemli ama çocuklar boş verin Allah'ını seversen. Bu arada Demet'e giden de selamlar, gitmiştir, sevgiler. Giden gitmiştir, gittiği gibi bitmiştir. Aynen. Nasılsa o bu internete girmekten. Parçanın aranjmanını yapan Eren Bayrağı da, okuyan sevgili arkadaşım Demet Akalın'a da ve sözleri yazan Ayla Çelik'e de ben buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten aileye selamlar, hürmetler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,